Əziz seyircilərimiz, hani biraz biz konuştuk sıhhi tıbbi meselelerden. Geçen gün hemen doktora Rüya'dan başka bir konuna alsın bizimle, ondan sonra tekrardan dönük karşınızda olduk. Günaydın vatanım, günaydın. Tüm Türk ve milletimize günaydın. Stüdyodaki arkadaşlar, değerli milletimiz, günaydın vatanım programında sağlık bölümünde doğumla ilgili konularım sizden özellikle kadınlarımız için, kadınların sağlığında ne ilgili ne önemli var. Ben sizden hem kaç konu boyunca bunları açıklayacağım. Aynı zamanda da bazı yollar var. Bütün kadınlarımıza göstereceğim. Bunları kullansınlar başka. Bütün ömür boyunca güzel bir şekilde, sıhhatli, afiyetli bir şekilde kendilerini tutmak için. Bugün konum ne üzerine? Çok az kadınlarımız bundan geçirler. O da rahim atmak. Bazı kadınlar bazı durumlara geçer, bazı hastalıklara geçer. İcab eder öz kendi doktorasından ameliyat yapsın, o da rahmin atsın. Ama rahim attıktan sonra birkaç bilitirlere geçecekti. Onlar biz konuşacağız. Aynı zamanda da bazı ardımlar ki konuşacağına sıhhatler vereceğiz. Onlar ki her kadın kullansın uzak tutmak için bu bilitirlerden. İlk kere rahim atmak hiçbir zahmet bir karar değil. Ama sen olabilir kendi doktora bir karar verdi. Sende bir hastalık olmak için bir ömrün bir fetrasında sen kadın rahim atmağa. O da olar ki hormon değiştirmekler olar olabilir 40 yaşından fazla ya da 45 yaşına 50 yaşına olar. Olabilir de erken zamanda yani doğum yapmak esnasında sizeryen ameliyat yapmak zamanında bir sorun oldu, bir problem oldu. Kendi doktora rahmi attı. Ya da olabilir bazı hormon değiştirmek olar devam eder nezifsen iller boyunca tabiimin bu kadar kanalma rahmin seni kendi bedeni tehlikeye geçirder. O yüzden bazı ardımlar var ki kendi doktora kullanan o ardımlar fayda etmediği zaman eğer sen aile bitirmiş ise istirar eder seni rahmi atmak için. Ama hiçbir zahmet karar değil ki seni başka bir hastalıklardan uzak etsin. Onlar da bazı kadınlarda kanser problemi olur, rahim kanseri olsun, onda eğer rahmin atsın, başka organlarına makayet olsun, kendi hayatına makayet olmak için, ailesinin hayatına makayet olmak için. Başka bir olabilir, büyük bir lifi bir akıda olsun ya da lifi bir düğün olsun. Ki zıhtıdır rahim etrafındaki organlarda bir sürü bitirler yapır, sen kendi izacı edir, hayat ve tesir edir. Aile o gene bitirmiş ise o kendi doktora o karar alar bunu rahmin atmak için. Ama rahim atmak 6 ay sonra birkaç bitirlere geçer her kadın. Aynen bitirlerdeki o kadın geçer adetini kestikten sonra tabii ki demiş o bundan da önce 45'ten 55 arayeninde bu illerde olabilir izrap olsun adede yavaş yavaş kesilmek için. Aynen bitirlerde rahmi attığı zaman aynen bitirlerdeki o kadınlar 45 yaşında kesindiği zaman özüne bu adet yakamağı. O yüzden bazı bitirler olabilir bir sıcaklık olsun, canında olabilir bir bel ağrısı olsun, olabilir ayak ağrısı olsun, olabilir birkaç depresyon bir probleme, psikoloji bir probleme geçsin. Hastadan olar ki erken rahimlerin atıplar. Bunlar hepsinin hormon değiştirmekte. Kalp kadınlarımıza diğer normal bir değiştirmekte. Sen hayatı da geçsen özün. Olabilir kendi sıcaklık olsun diye ben isidirim ama isitmek dahi. Sen de bazen metabolik rate olabilir bu kalksın. Bu sıcaklığı yapsın sende. Bu da normal bir fizyolojidir. Değişilmektir. Hormon kesilir sani rahmudan, karnudan. O yüzden bunları yapar. Ne ardımlar diyeceğiz, ne nesihatler diyeceğiz. Sen güzel bir karar alıpsan, yani sen kendi hayatı tehlikeden kurtarıpsan, aynı zamanda da sen ailenin çok önemli bir parçasısan, ailenin büyük bir parçasısan, sen kendi aileyi de kurtarıpsan, başka bir depresyon haletler geçir olabilirsin onu geçirsen öz kendi iyi rahat vermekten öz kendi iyi bir yatmak saatleri vermekten spor yapmak devam etmek güzel bir yemekler kullanan o da antioksidant olsun içinde sebzelerden meyvelerden ondan da önemli protein et maddesi ki var bu kolyede fasulyede var başka bir
mavat, hubub da var. Onları da alabilirsin. Sen o yemeği bir güzel bir nizama geçsin, mütlerim olsun, her şeyden olsun içinde ki canı kaybettiği esikleri taviz etsin. Spor yapmak önemlidir kendi sıhhati için, aynı zamanda bu halatı geçmek için. Kalsiyum, vitamin D önemlidir. Esikler var ise yok ise sende 1200 mg bütün abhaz diraset ispat etti. Olabilirsen öz kendi doktorundan alasan iller boyunca kaybettiği hormonları, ama o özellikle yani kendi kadın doktorundan bunları taviz eder canımda güzel bir şekilde geçirsen bu birisileri, bu arızları. İnşallah bütün sağlıklı kadınlarımız bundan uzaklar. İnşallah sıhhat, afiyet bütün kadınlarımıza diyerem. Fayda buldum inşallah basit bir ardımlardan, basit bir bilgilerden. Ve Doktor Ruh'a da teşekkür ederek çok güzel bir konu ele aldı bugün. O da yani rahim almak üzerine selası. Özellikle kadınlara aitti bu şey. Yani bu şey fazla çok var insanlarda ama Allah'ın bir vergisidir. Yani Doktor Ruh'a dediği ki bir insan rahmini attıktan sonra o kadar üzülmesin ki orada hayat durmadı. Spor yapmaktan, kalsiyumla, vitaminetten, hormonatları, kaybettiği şeyleri bir daha alabilsen. Teşekkür ederek Doktor Ruh'a. Aynen.